Galatasaray televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Florimetin Oktay tesislerindeyiz. Çok özel bir röportajla karşınızdayız. Galatasaray'ımıza geldiği günden bu yana ilk kez tüm detaylarıyla sorularımızı yanıtlayacak bir dünya yıldızı Mauro Icardi bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldi öncelikle. Bienvenidos a la entrevista. Hola, gracias. Çok teşekkürler. O zaman hemen başlayalım. Biraz geriye götüreceğim. İstanbul'a ilk gelişi uçak Atatürk Havalimanı'na indi ve muhteşem bir karşılama vardı İstanbul'da. O an neler hissetti? Ben öyle başlamak istiyorum. Bueno, la verdad que fue un recibimiento increíble. Ya cuando estábamos en el avión, veníamos esperando con toda mi familia, toda esta gente, nos mandaban fotos, videos y la verdad que fue increíble porque fue una decisión que tomamos con mi familia y llegar así y que me reciban a todos, nos reciban a todos de esta manera fue la verdad algo muy muy lindo. Evet, inanılmaz bir karşılamaydı. Bütün ailemle birlikte orada arkadaşlarımızla birlikte geldik. Yolculuk sırasında da videolar yaptık, işte şarkılar söyledik ve inanılmaz bir karşılamaydı gerçekten. Çok keyif aldık, çok güzel hissettik kendimizi. Peki biraz transfer sürecinden bahsetmek gerekirse Galatasaray transferi nasıl oldu? İlk kim aradı? Nasıl kabul etti? Nasıl ikna oldu Paris Saint-Germain sonrasında? Bueno, yo estaba en París haciendo la pretemporada y la verdad que Erden tuvo mucha influencia porque me llamaba casi siempre, hicimos videollamadas, hicimos llamadas de audio casi todos los días. Después vinieron otras personas que trabajan conmigo también a hablar conmigo y a decirme de esta oportunidad de venir al Galatasaray y bueno, pusimos en consideración todo con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, con toda la gente que está a mi alrededor y decidimos venir y bueno, por ahora estamos muy contentos, estamos muy bien. La gente, la verdad que se está portando increíble, todo el mundo, los hinchas en la cancha, el staff aquí en Florida, toda la gente que nos rodea, así que estamos muy contentos. Evet, hazırlık dönemindeydik Paris Saint-Germain'de. En çok Erdem Bey'le görüştüm. Kendisiyle görüntülü konuşmalarımız oldu sürekli. Daha sonra beraber çalıştığım arkadaşlarımla, ailemle bir istişare sürecine girdik. Orada konuştuk. Galatasaray'a gelme fikri çevremdekilerin çok etkisi oldu. Ailemin çok etkisi oldu. Buraya geldikten sonra da taraftar çok iyi karşıladı. Sağ içinde, sağ dışında sürekli kendimizi evimizde hissetmemizi sağladı. Çok güzel bir süreç oldu benim için. Şimdi derbi aslında biraz dönmek istiyorum. Fenerbahçe derbisi. Öncelikle şunu sorayım. Hiç derbi öncesinde Fenerbahçe maçının Türkiye'de camialar açısından çok önemli olduğu kendisine anlatıldı mı? Bunu biliyor muydu? Sí, sí, obviamente. Desde el primer día que llegué a Turquía, todo el mundo habla de este partido, de ganar en las redes sociales también. Los hinchas ponen muchos comentarios que teníamos que ganar este partido, que era un partido muy importante y bueno, gracias a Dios se nos dio de una buena manera, pude jugar, a pesar de que me había lesionado hace un mes, intenté llegar de la mejor manera, no pude estar de titular, pero bueno, pude ayudar al equipo en el poco tiempo que estuve dentro de la cancha y eso es lo importante para el equipo, para mí y para seguir así y seguir con los objetivos que tenemos en mente. Tabii Türkiye'ye geldiğimden beri herkes kazanmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar önemli bir maç olacağını söylüyordu. Sosyal medyadan da taraftarlar sürekli benimle iletişime geçiyordu. Herkes bana bunu hissettirdi ne kadar önemli olduğunu bu maçın. Bir öncesinde bir sakatlık geçirdim maalesef. Dolayısıyla ilk 11'de yer alamadım. Fakat az dakikada olsa o maça girebilme, o maçta katkı sağlayabilme benim için çok önemliydi. Oynayabildiğim için çok mutlu oldum ve gerçekten büyütüldüğü kadar keyifliydi. Kazandığımız için çok mutluyuz. Tabii uzatmalarla birlikte yaklaşık 24 dakika ama oyunda kaldı ama başkanımızın maç sonu demeci vardı. 15 dakika Icardi'ye yeter gibilerinden. Ne söylemek ister? O 24 dakikayı nasıl yaşadı? No, obviamente estaba disponible para entrar porque bueno, fueron decisiones del entrenador también por un planteo del partido jugar de otra manera y obviamente un jugador quiere jugar siempre titular. Pero bueno, creo que el entrenador hizo bien sus selecciones y me dio la posibilidad de poder entrar al final y poder ayudar al equipo, como dije antes, con una asistencia, con un gol. Y no importa el tiempo que esté dentro de la cancha, si cada uno hace lo mejor que tiene de sí mismo,
para ayudar al equipo es lo más importante. Evet, ben oynamaya hazırdım. Tabii günün sonunda hocamızın vereceği bir karar. Taktiksel seçimleri o yapıyor. Ben de girdikten sonra bir asist ve bir gol atarak takıma yardımcı oldum. Tabii her oyuncu ilk 11'de yer almak ister fakat taktiksel seçimler olur, farklı şeyleri göz önüne alması gerekiyor hocamızın. Ben mutlu oldum tabii oynayabildiğim süre için ve takıma yardımcı olabildiğim için. Peki şu an için performansını nasıl görüyor? Artık tam olarak Icardi hazırım diyebiliyor mu? Taktiksel düşünce dışında ilk 11'de artık oynayabilecek hazırlığını hissediyor mu kendinde? Sí, sí, yo a principio de diciembre tuve esta pequeña lesión y desde la lesión me preparé de la mejor manera para poder llegar a, principalmente al partido contra el Fenerbahçe y bueno, ahora a seguir entrenando, a seguir preparándome para cada partido, poder estar disponible para el entrenador y para el equipo. Evet, ufak bir sakatlık geçirdim. Bu beni çok iyi hazırlanmama sağladı aslında. O arada kendimi iyi bir şekilde hazırlayabildim bu tedavi süreci sırasında. Ve Fener maçına yetişebildim. Şu anda da kendimi hazır bir şekilde hissediyorum. Sürekli hocamız için, takımımız için kendimi öne koymaya hazırım. Dünya çapında bir forvet ama bir o kadar da mütevazı bir kişilik. Galatasaray'ımızda da gol yollarında önemli isimler var. Gomis, Seferovic, bu Fenerbahçe'nin de Barış da yine sahadaydı. Onlarla ilgili yani forvet attığı için neler söylemek ister? Bueno, somos en un equipo obviamente el entrenador hace elecciones en el día del partido, tienen que jugar 11 y pero después durante la semana día a día tenemos que estar todos preparados para poder llegar al fin de semana y que al entrenador no se le hagan fácil las elecciones de quién tiene que jugar. Obviamente Aris es un jugador de selección, Gomis es un jugador que tiene una experiencia y una carrera increíble, Baris es un chico joven pero que está demostrando que puede estar y tenemos que la competencia sana, por decirlo así, de jugar a ver quién tiene que jugar el domingo, pero lo más importante es que el que juegue tiene que dar lo más para el equipo y tiene que dar el 100% para ganar los 3 puntos en cada partido y al final del campeonato poder levantar los títulos que es el objetivo que tenemos. Evet, Gomis çok gerçekten kaliteli bir oyuncu. Ondan sonra Sefer milli takım milli takım oyuncusu. Bu arada Mata ve Sergio buraya top atıyorlar. Onu da söyleyelim neden ses geldi diye. No se están tirando balones. Sergio y Juan. Canım Mata bir kez daha. Juan está intentando ponerlo ahora. Neyse bu geldi. Bueno. Evet, devam edelim. Biz bir takımız tabii. Hocamızın seçimler yapması gerekiyor. 15 kişi, 11 kişi oynayabiliyor sadece sahada. Bu deneyimli Gomis, ondan sonra genç arkadaşımız var Barış. Son zamanlarda çok iyi performans sergileyebiliyor. Bizim hepimizin %100'ünü vermesi gerekiyor ve bu kararı hoca için zorlaştırması gerekiyor ki kendi aramızda sağlıklı bir rekabet olsun. Günün sonunda bizim hepimizin tek bir amacı var. Şampiyon olmak, kupa kaldırmak tabii ki de. Şampiyonluk demişken o zaman bu şampiyonluk yolunda şimdi bir avantajımız da var. Puan anlamında. Galatasaray'ın bundan sonraki süreçteki kendi gözünden avantajları varsa dezavantajları nelerdir? No, yo creo que el Galatasaray siendo el equipo más grande que hay en Turquía, creo que todo el mundo quiere jugar y ganar este partido cada semana, ¿no? Ya sea que juguemos un derbi o sea que juguemos contra el último de la tabla, quieren ganarle al Galatasaray y seguramente es lo que vamos a tener que llevar de aquí hasta el final, siendo conscientes de que tenemos un gran equipo, tenemos grandes jugadores, pero tenemos que ir partido a partido. Ya se demostró, me recuerdo en mi primer partido aquí, que jugamos fuera, que perdimos y se demostró que cualquier equipo hoy te puede hacer frente y te puede complicar el partido. Türkiye'nin en büyüğü tabii ki her hafta her maçı kazanmak için çıkmamız gerekiyor ve bu şekilde yapıyoruz. Derbi de olabilir bu, ligin sonuncusuyla da karşılaşıyor olabiliriz. Her maçın ne kadar önemli olduğunu aslında benim ilk oynadığım maçlarda da bir tanesinde dışarıda oynamıştık deplasmanda. Bunda da karşılaştık, kaybettik o maçı maalesef. Ve görebiliyoruz ki herhangi bir maçı kaybetme riski söz konusu. Dolayısıyla her maçı kazanmak için çıkmamız ve ciddiye almamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. La ventaja que tenemos es que dependemos de nosotros mismos, dependemos de ganar cada partido y de hacer lo mejor posible por nosotros mismos y seguramente si hacemos esto al final del campeonato podremos decir que podremos levantar un título o que podremos ganar cosas importantes.
Avantaj olarak da şunu söyleyebilirim. Birbirimize güvenmemiz, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Eğer hep birlikte aynı amaç için çalışmaya devam edersek sezonun sonunda şampiyon olan da biz oluruz. Kupaları kaldıran da biz oluruz tabii ki de. Dünyanın önemli kulüpleriyle çok önemli statlarda maçlara çıktı. Nef Stadyumu'nun atmosferini karşılaştırırsa ne söylemek ister? Mas estado en clubes muy grandes, en estadios muy grandes. Si lo comparas con nuestro estadio, Nef Stadium, ¿cómo se compararía en tu opinión? No, la verdad que increíble. La verdad que el ambiente y la atmósfera que hay en el Nef Stadium cada vez que jugamos es increíble. Obviamente, como has dicho, he jugado en muchos estadios, pero puedo decir que es uno de los mejores estadios en los que he estado. Ya lo había vivido también con el Paris Saint-Germain aquí, que jugamos un partido en Champions. Y la verdad que me sorprendió esa vez que jugamos, porque era la primera vez que jugaba aquí. Y me sorprendió porque un ambiente increíble. İnanılmaz bir atmosfer hakikaten. Dediğiniz gibi birçok büyük kulüple birçok güzel stadyumda maç yapma şansı yakaladım. Fakat buradaki inanılmaz ve en iyi atmosferlerden bir tanesi diyebilirim. Aynı zamanda ben PSG'de oynarken de bir Şampiyonlar Ligi maçında buraya gelip oynamıştık. O zaman da aynı izlenimleri yaşamıştım. Şimdi bu takımın bir oyuncusu olarak aynısını hissediyorum. Şunu soracağım, golden sonraki o geleneksel sevincinin özel bir anlamı var mı? Cuando? Cuando me pongo así? No, el sentido es que cuando hice mi debut en Serie A, el primer partido que jugué fue un clásico Sampdoria-Genoa. Era mi primer partido como titular, tenía 19 años creo. Y bueno, ganamos el partido, fue un partido muy importante, increíble para mí. Pude marcar un gol en el minuto 88, 89, 85, no me acuerdo, fue al final del partido. Y nada, fue debajo de nuestra hinchada, debajo de nuestra gente, y fue lo primero que me vino, el instinto me vino eso, y después quedó como una marca ya que la dejé para siempre, y en cada gol que hice lo festejé así. Bu Serie A'da oynadığım Sampdoria-Genoa bir klasikodur orada. Maçından kalan bir şey. O zaman da 19 yaşındaydım. İlk defa ilk 11 olarak çıkmışım. 88-89 tam dakikasını hatırlamıyorum veya 85 maçın sonlarına doğru bir dakikaydı. Orada ilk golümü attım ve içimden gelen hareket oydu. Ben de o hareketi yaptım. O zamandan beri de yapmaya devam ediyorum. Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi var. Ona hep şöyle derlerdi. İşte sağ ayağına hikaye yazılır, roman yazılır 500 sayfa ama solaktı denir. Kendisi hem Beşiktaş hem de Fener maçında sol ayağıyla gol attı. Ben Icardi'ye de sol ayağına 500 sayfa roman yazılır ama sonunda sağ ayaklıydı denir. O sol ayakla goller ne söylemek ister? Tenemos la leyenda de Galatasaray Hagi, que sí. Normalmente era zurdo, pero sí. Para su pie derecho decían que se podría escribir una historia de 500 páginas. ¿Ah, sí? Era tan bueno. Y tú has marcado varios sí. goles con tu pierna izquierda. Y yo quiero decir también que podemos escribir una historia de 500 páginas para tu pie izquierda. No sé si 500 páginas, pero bueno, podemos escribir que en el clásico contra Fenerbahçe o clásico contra Beşiktaş pude hacer gol con la pierna izquierda. Por ahora tenemos dos. 500 sayfayı bilmem tabii ama yani Fenerbahçe maçında bir derbide sol ayağımla gol attım. Şimdiye kadar iki tane var diyebiliriz. Onu yazabiliriz en azından. Espero seguir sumando y que se puedan contar muchas historias más. Umarım birçok daha fazlasını atarım ki daha fazla hikaye yazabiliriz bunun üzerine. Arjantin'de de Türkiye'de de futbola müthiş bir tutku var. Baktığında biraz benzerlikleri ya da farklılıkları ne söylemek ister? No, eso es una de las cosas que se habla también, obviamente en mi casa y se ha comentado mucho esto, es que la pasión, desde que llegué a Turquía, la pasión de la gente aquí es muy similar a la pasión de la gente por el fútbol en Argentina. Ya se vio también en el Mundial la pasión de los argentinos por la selección, la pasión que tienen cada equipo en Argentina, en su cancha, en cada partido. Y la verdad que eso es una de las grandes cosas y las grandes similitudes que encontré entre Argentina y Turquía. Evet, çok iyi söyledim. Gerçekten kendimi evimde gibi hissediyorum buraya geldiğim zaman diye. Çünkü milli takımları olsun, kulüpleri olsun sürekli inanılmaz tutkulu bir şekilde bütün taraftarlar destekliyorlar takımlarını ve oyuncularını. Ve kendimi evimde hissetmemi sağlayan şeylerden bir tanesi bu. Burası çok benziyor Arjantin'in açıdan. Para nosotros, los jugadores, estar dentro de una cancha donde el ambiente y la atmosfera es tan increíble, la verdad que
es imponente. Imponente también para nosotros que jugamos con nuestra hinchada y imponente para el equipo contrario también, que seguramente ayudan a, muchas veces en los partidos, cuando se complica un partido, cuando hay que poner un poco más, esto es una ayuda y un plus para nosotros. Taraftarın bu tutkusu tabii bizi desteklerken karşı tarafa da yoğun bir baskı yaratıyor. Biz her zaman onu çok büyük bir güç olarak hissediyoruz. O güç bizim için iyiyken rakiplerimiz için de zorlayıcı bir şey olabiliyor. Bizim için güzel bir his tabii. Arjantin'e devam edeceğim. Son Dünya Kupası'nı kazandılar. Kendisi de bir kutlama mesajı da yayınladı. Bununla ilgili ne söylemek ister? Obviamente. Hice un posteo en mis redes sociales porque como argentino y como los 45 millones de argentinos estoy contento porque Argentina haya ganado la Copa del Mundo y obviamente estoy muy contento porque era un objetivo que hacía muchos años, en Argentina se vive mucho el fútbol y hacía muchos años que se venían dando finales, Argentina había llegado a la final en el 2014 también y la había perdido finales de Copa América. Y se había generado un ambiente un poco feo, por decirlo así, en Argentina. Y bueno, este año, el año pasado ya con la Copa América, con la finalísima que le ganaron a Italia y con el Mundial, la verdad que se puede decir que Argentina volvió a estar en lo más alto del mundo del fútbol y con la cantidad de jugadores que hay en el mundo argentinos y muy buenos, la verdad que se merecían este título y obviamente por Messi que era su tan deseada copa, ¿no? Porque había ganado todo en su vida y le faltaba esto, así que la verdad que muy contento y por eso fue mi posteo en redes sociales. Evet, bir gönderi yayınladım bununla ilgili. 45 milyon Arjantinli'nin gerçekten yıllardır çok istediği, çünkü yıllardır futbol çok önemli Arjantin'de. 2014'te bir final oynadık, orada kaybettik maalesef. Amerika Kupası'nda aynı şekilde istediğimiz şeyleri yapamadığımız zamanlar oldu. Finalissimo oldu İtalya'yla. Futbolun en üst seviyesine gelmeyi hak eden ama henüz gelememiş bir ülkeydi. O seviyeye gelmiş olduğumuz için çok mutluyuz tabii. Özellikle Messi'yi de koymamın sebebi her şeyi kazanmıştı. Fakat bir tek Dünya Kupası kalmıştı. Gerçekten de hak ettiği bir şey. O yüzden onu özellikle koymak istedim. Tabii Arjantin'in çok iyi oyuncuları var. Dünya seviyesinde oyuncuları var ve bu seviyedeki oyuncuların da kazanması gereken bir kupaydı diye düşünüyorum. Biz röportaj sırasında Mata, Sergio biraz bize tacizde bulundular toplarla. Takım içinde onlarla mı ya da başka kimlerle çok iyi anlaşıyor ya da herkesle mi arası iyi? Ne söyler? Nos está molestando Juan y Sergio mientras tenemos esa entrevista. ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Y cuál es más cercana, en tu opinión, entre tus compañeros? No, la verdad que muy bien. Desde que llegué aquí, la verdad que bueno, obviamente tengo más relación con los jugadores que hablan en español, con Lucas, con Nando, con Sergio, con Juan, con Aris, con Dris, que hablamos en italiano también. Pero puedo decir que la verdad que hay un muy buen grupo, de chicos jóvenes y de chicos con mucha más experiencia. Y la verdad que eso es algo que también nos ayuda en el día a día, nos ayuda a poder ganar, nos ayuda a seguir manteniendo esta racha de partidos ganando, nos ayuda a trabajar en serenos el día a día, poder hacer las cosas de la mejor manera y cuando hay un ambiente bueno y se crea un lindo ambiente entre todos, es mucho más fácil y mucho más, se puede disfrutar mucho más. Tabii İspanyolca konuşanlarla biraz daha fazla yakın olabiliyorum. İşte Lucas olsun, Sergio olsun, Nando ile Juan'la İspanyolca konuşuyoruz. Onun dışında Dris ile Sefe ile konuşabiliyoruz. İtalyanca da konuşabildiğimiz için. Gençlerle de aramız çok iyi. Onun dışında günlük olarak çok yardımcı oluyor tabii bu tarz böyle sakin bir ortamın olması, aramızın iyi olması. Daha rahat oldukça da, daha hoş bir ortam oldukça da daha iyi çalışmamızı sağlıyor. Bu da bizim maçlarda iyi işler çıkarmamızı sağlıyor. Saçlarını sarıya boyadıktan sonra müthiş bir ülkede Galatasaray taraftarında herkes bir sarı saça doğru dönmeye başladı. Bir ekol yarattı aslında. Ne söylemek ister onunla ilgili? Has pintado amarillo tu pelo y todo el mundo, todo el país está pintándose amarillo ahora. ¿Qué querías decir con esto? No, esto ya lo he visto. Bueno,
fue algo que fue no fue una decisión que ya tenía tomada. Fue un día que estábamos con Luca, que nos teníamos que cortar el pelo, y le digo, bueno, me voy a pintar de rubio para hacer un cambio. Y fue justo antes del partido de Besiktas, y después, bueno, ganamos el partido, pude hacer dos goles, y la gente, la verdad que es increíble. Ya me mandan por redes sociales, me mandan todos pintados, me mandan los niños, los grandes, todo el mundo. La verdad que, bueno, muy contento y muy contento por todo el cariño que la gente me da a mí y le da al equipo. Evet, gördüm gerçekten bir sürü insan saçını boyatıyor. Aslında çok üzerine düşünmedik. Biz Lucas'la Beşiktaş maçından önce dedik saçımı boyatacağım ben dedim. Ondan sonra tamam hadi yapalım şeklinde bir gelişti. Daha sonra Beşiktaş maçı oldu. Ondan sonra bütün sosyal medyalardan herkes saçını boyamış bir şekilde bana atmaya başladı. Büyük küçük herkes saçını boyatıyor, bana gönderiler paylaşıyordu. Çok güzel, hoş bir ortam oluştu tabii bizim için. Hoşumuza gitti bu. Tabii orada gol atınca ekstra bir insanlar daha da fazla ilgi gösterdi herhalde. Por supuesto, marcar el gol ha creado una sensación más grande. Sí, obviamente. Ha traído fortuna. Obviamente. Seguramente si perdíamos el partido la gente no se iba a pintar de rubio. Evet, kesinlikle. Eğer maçı kaybetmiş olsaydık insanlar saçını sarıya boyatmıyor olabilirdi. Bir de dövmeyi çok seviyor herhalde. Daha dün yanılmıyorsam bir paylaşım yaptı. Dövmeleri kendisi için ne ifade ediyor? Bueno, yo creo que empecé desde chico haciéndome tatuajes y los tatuajes para mí significan en mi vida, tienen un significado. La mayoría de todo lo que tengo, porque tengo casi todo el cuerpo tatuado, son tatuajes de mi familia que representan a mi familia y cosas importantes en mi vida. Creo que es plasmar lo importante para mí en mi cuerpo y llevarlo siempre conmigo. Evet, küçükken başladım aslında dövme yaptırmaya. Hepsinin farklı anlamları var tabii ki de. Özellikle ailemi temsil eden birçok dövmem var. Vücudumun neredeyse tamamını kapladım şu anda. Benim için çok önemli olan şeyleri vücudumda taşımak istiyorum. O yüzden özellikle de ailemi mesela yakın sürekli hissetmek için dövmelerimde aileme yer vermeyi tercih ediyorum. Peki antrenman dışında İstanbul'da bir günü nasıl geçiyor? Neler yapıyor? Fuera de entreno, tu día, ¿cómo va en Estambul? ¿Qué estás haciendo? Nada, la verdad que estoy siempre en casa. Soy una persona que me gusta estar en mi casa y vengo al entrenamiento y cuando terminamos aquí vuelvo a mi casa. Estoy tranquilo siempre en casa. No, algunas veces he salido a cenar, a conocer algunos restaurantes, pero no soy mucho de salir y estar fuera de casa. Evet, sürekli evdeyim aslında. Antrenmana geliyorum. Antrenmandan sonra evime dönmeyi, evde olmayı seviyorum aslında. Akşamları bazen akşam yemeğine falan çıktığımız oluyor ama genel olarak benim hoşuma giden şey evde kalmak. Peki Türk yemekleri, Türk müziği ile arası nasıl? İyi, comida turca y también música turca. ¿Qué relación tienes que a ti te gusta? Sí, sí, obviamente que me gusta porque los compañeros ponen muchas veces dentro del vestuario ponen música turca y cuando tuve que pagar la comida para el equipo, cuando llegué como recibimiento, tuve que pagar una comida para todo el equipo y me llevaron a un lugar turco, así que bueno, fue la primera vez que comí comida turca y la verdad que muy bien, me encantó. No soy una persona que tiene problemas con la comida, así que me encantó. Tabii hoşuma gidiyor. Soy modasında çok kez arkadaşlarım, takım arkadaşlarım müzik koyuyorlar. O müzik genelde Türk müziği oluyor. O hoşuma gidiyor. Onun dışında Türk yemeği de takım yemeğine götürmüştüm bir kere bütün takımı. O zaman Türk yemeği yenen bir restorana gitmiştik. Orada çok hoşuma gitmişti. Orada keyif aldım. Zaten çok aşırı seçici de değilimdir. Hoşuma da gitti dolayısıyla. Peki son olarak Galatasaray taraftarına şampiyonluk yolunda ne mesaj vermek ister? Afanes de la hincha de Galatasaray, ¿qué mensaje querías dar en este camino a campeonato? Bueno, el mensaje creo que es claro, el mensaje creo que tiene que ser que sigamos estando todos juntos, que obviamente estamos en un momento muy lindo, en un momento donde se puede disfrutar el día a día, se pueden disfrutar los partidos que venimos ganando, tenemos una racha de 8 victorias seguidas, creo, y nada, tienen que estar ahí detrás nuestro, soportando en cada partido, que eso es lo que nos ayuda mucho dentro de la cancha
y esperemos que al final del año podamos darle una alegría a cada uno de los hinchas. Net bir mesajım var. Hep beraber olmamız, buna devam etmemiz gerekiyor. Şu anda çok iyi bir andayız. Çok güzel bir an yaşıyoruz. Neredeyse 8 maç kazandık. Sahada çok yardımcı oluyor onlarla birlikte olmak. Ve umarım senenin sonunda da hepsini onların mutlu edeceğiz. Peki tekrar ben röportajımızı kabul ettiği için ve bize vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Otra vez agradezco muchísimo que has aceptado hacer esta entrevista con nosotros. Okay, gracias, muchas gracias. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bugün Florimetin.it tesislerinde bir dünya yıldızını Mauro Icardi'yi ağırladık. Biz sorduk, o da yanıtladı. Başka röportajlarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.